Herkese tekrardan merhabalar. Bu derste, geçen derste yaptığımız item toplamayı bir envanter, bir arayüze yazdıracağız ve bu şekilde de widgetleri daha güzel tanıyacağız ve blueprint'te de widget arasındaki işlemleri göreceğiz. Şimdi biz burada elma ve armut topluyorduk. Doğru mu? Doğru. Peki biz bunları nereye topluyorduk? Yani bunları bir yerde depolayamamız lazım ki bunları yazdırabilirim, değil mi? Depoladığımız yer aslında burası. Biz burada bunları sadece ve sadece bu olmayabilir. Bir dakika. Bir dakika. Üstüne gidince tamam, envanteri ekliyorduk direkt bu şekilde. Tamam. Peki. Bu çok basit bir mantık ama bunu biraz daha kompleks yapmamız lazım. Çünkü ya da şöyle yapabiliriz. Sadece isim olarak da yazabiliriz. Hadi yok, ben bunu bambaşka bir şey göstereceğim. Çok daha rahat edeceğiz hepimiz. O yüzden bambaşka bir şey göstereceğim. Şimdi şöyle yapacağız. Biz burada bir itemin ismi olabilir, hasarı olabilir, can doldurma miktarı olabilir, resmi olabilir. Aklınıza ne geliyorsa her şey olabilir. Biz bu şekilde her şeyi bu şekilde tanımlamaya çalışacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Item str diye açacağım. Bakın, bu bir structure. Yani aslında bunu bir tablo gibi, bir nevi bir tablo gibi düşünebilirsiniz. Bakın şimdi. Mesela ben buraya itemin ismini yazabilirim, değil mi? Name diyelim. İtemin resmini yapabilir miyim? Yapabilirim. IMG diyelim. Uzun yazmayalım. Bir de isterseniz, ben eklemeyeceğim ama itemin işte adeti, hani topladığınız itemin adeti, işte hasar veya kaç can veriyorsa can vermesi, başka bir sürü özelliği tık 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 ekleyebilirsiniz. İsmi ne olacak? String olacak. Image ne olacak? Texture. Hatta 2D yazalım, çıkmayacak böyle sanırım. Texture 2D olacak. Bu kadar basit. Bakın, gördünüz mü? Çok basit. Burada hiçbir şey yapmıyoruz tabi. Şimdi item base'imiz var, değil mi bizim? Elma ve armutun direkt annesi olan. Biz buna ne değiştirsek bunlarda da aynı yansımayı görüyorduk. Süper. Artık ismi biz buraya bu şekilde yapmayacağız. Bu basit bir envanter mantığıydı. Şimdi daha güzel ve her şeyde kullanabileceğiniz, çok daha dallanıp budaklanabilecek bir sistem yapmış olacağız. Hem widget'i inceleyeceğiz hem de en azından sistemimizi bir tık geliştirmiş oluruz. Şimdi buraya item str yazalım. Peki biz bunu nasıl seçeceğiz? Bakın. Direkt ismini yazdığınız zaman zaten otomatikman gelecektir açtığınız için. Item str, yani şunu buraya seçtim. Bakın, complete ve save. Compile ve save. Elma ve armut, gelelim bakalım bunlara ne değişiklik istiyor. Bakın. Direkt bize bunu açtı. Buradan değiştirebilirsiniz. Şuradan. İsterseniz buraya basıp göremiyorum ben derseniz hiçbir şey bende çıkmıyor. Şuradaki class default'a basarım. Buradan yine item setlere çıkacaktır. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Elma. Ben elmayı şimdi rastgele bir resim koyacağım. Bunu değil ama daha böyle bir belli edecek bir şey olsun birazcık. Elimde şu an resim yok. Resim aramayalım. Armut da bu şekilde yapayım. Bir fark yok zaten dediğim gibi. Armut. Hadi armut da şöyle bir şey olsun. Peki. Biz burada bir isim alıyorduk. Artık bunu gördüğünüz gibi tabii ki de alamayacağız. Fark ettiğiniz üzere. Ha, ya o zaman peki nasıl tutacağız ki biz bunu? Biz envanteri string cinsinde yapmıştık. Bakın, biz bunları ne şekilde depolamak istiyorsak envanterimizi, yani bu dizimizi, array'imizi o şekilde yapmamız gerekiyor. Biz bunları ne şekilde tutmuştuk, hatırlıyorsunuz değil mi? Biz bunları structure türünde, yani item str adında buraya yapmanıza yani şu şekilde şunu item str cinsine çevirdim. Bakın, bunu bağlantısının alt tuşuna basıp tutarak sol tıkla kaldırıyorum. İsterseniz yeni bir tane şey için hiç fark etmez. Kafanıza göre. Hiç fark etmez. Artı diyorum. Et diyorum, pardon. Artı niye dediysem. Bakın, gördünüz mü? Aşırı derecede basit.
Şunun içinden de çok güzel bir şekilde get item str deyip çekip buraya yazacağım. Oldu bitti. Tabii biz burada bir envanter listelemesi yapıyorduk hatırlarsanız. Bunu da bu şekilde koparıyorum. Bu tabii ona o şekilde bağlanmış. For each loop deyip artık şu eskisini kaldırdık. Bakın hiçbir şey yapmadım. Sadece bunun tipini değiştirdim ve bunları da şunu sildim. Baştan yazdım. İsterseniz buradakini tak diye silip tekrardan add ekleyeceksiniz ki ben de öyle yaptım zaten. Çok basit. Önceki derste yaptıklarımızı sadece değişkenin türünü değiştirdik. Bu kadar basit. Peki. İyi her şey hoş güzel. Sadece ismi bir dakika. Tabii ki de biz bunu bu şekilde yazdıramayız. Çünkü bu bir structure. Yani bu bir string değil, bu bir şey değil. Structure'ı şöyle düşünebilirsin. İçine aslında dizi gibi düşünebilirsin. İçine bir sürü parçaya attığınız bir kutu gibi. İsim de atabiliyorsunuz. İki tane isim değişkeni de koyabiliyorsunuz. Resim de koyabiliyorsunuz. Atacağı aktörü de koyabiliyorsunuz. Her şeyi koyabiliyorsunuz gibi bir kafada tutabilirsiniz onu da. O yüzden biz bunu... Peki ya nasıl alacağım? Bunun içinden ben ismi nasıl çekeceğim? Hiçbir şey yok burada. Name yazsam yok yemez. Şimdi arkadaşlar bunu parçalamamız gerekiyor. Yani birik. Bunu bölmemiz gerekiyor. Parçalara ayırmamız gerekiyor ki bu şekilde içinde ne kadar veri açtı. Bakın bunları biz açmıştık. Name ve img. Hatırlıyorsunuz değil mi? Buradan. Name ve img. Ne açtıysak hepsine tek tek erişebiliyoruz. Bu da mükemmel bir şey zaten. Buradan da ismimizi bağlayacağız. Çünkü resmimizin burada bir şey yok. Bu sadece hani çalışıyorum çalışmıyorum diye kontrol ediyoruz. İsterseniz bunu yapmanıza gerek yok. Ama pratik olsun diye yapmanızı öneririm tabii ki de. Çünkü break metodunu diğer tarafta kullanacağız. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Asıl bakın ne yaptık? Envanterimizi istediğimiz şekle çevirdik. Şimdi gelelim gerçekten I tuşuna bastığımız yer. Envanter ekranı açalım ve onları listeleyelim. Bu kadar basit. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Şimdi arkadaşlar. Buraya genel bir ekran diyebilirsin, inventory diyebilirsin. Canınız ne istiyorsa onu yazın. Hiç fark etmez. Inventory diyeceğim ben. Ya direkt kısaltma kullanalım ya. Çok da şey yapmak istemiyorum. Böyle çok daha mantıklı geldi şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar. Birazcık bir görselliğimiz olsun yani. Çok azıcık da olsa bir hani envanter açıldı. Bir hissiyatı verelim. Çok tabii gidip envanter tasarlamayacağız bu arada. Onda uğraşılmaz şu anda. Şimdi. Bunu bir de. Ne yapacağız? Simsiyah çekelim. Alfasını biraz düşürelim. Süper. Tamam. Bu kapatma zaten. Bakın. Buna bastım. En aşağı geliyorum. 10 klikine. Bunu front panel'de kapatıyorduk değil mi? Aynen. Başka kapatma şeyi var diye aklıma geldi de yok. Başka bir tane de var da. From parent'ı bu şekilde kapatabiliriz. Tamam süper. Şimdi öncelikle bir işlemimize geçelim. Bir envanterimizi bir yazalım değil mi? Tab'a da koyabiliriz. Tab olsun. Benim daha rahatıma gelecek şu anda. Tab, canınız ne istiyorsa koyabilirsiniz. Create widget. INV seçili. Add to Viewport. Artık bunları biliyorsunuz zaten. Widget derslerimiz zaten bunların hepsine baktık. Şimdi ben her tab'a basışımda bir tane daha açıyor arkadaş. Bir kere bastım. İstersen mouse'la bunu kapatabilirim. Mouse çıkmıyor. Onu da halledeceğiz. Ama ondan önce tab'a bastığımızda açsın. Tab'a bastığımızda kapatsın. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapacağız. Direkt bu şekilde de açabilirdik aslında. Keşke, evet böyle açmamız daha mantıklı arkadaşlar. Tamam şöyle açacağız. Widget o widget tam olarak kafa karıştı. Şuradan çektim alttan. Promote variable.
VDG diyeceğim. Bu şekilde. Buraya bir flip flop ekliyorum. Flip flop nedir? Flip flop iki kere basmaya göre çalışır. İlk bastığınızda A bunu yapar. İkinci bastığınızda alt tekini yapar. Çok güzel bir şey. Aşırı derecede işe yarıyor. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim. Çok çok işinize yarar. Şöyle yapalım. Gördünüz mü? Çok güzel bir şekilde envanter ekranımızı yaptık. Bir de ihtiyacımız olan bir şey daha var. Envanteri açtığımızda bir zahmet mouse gelsin ki hani bir o envanter hissiyatını yaşayabilirim, değil mi? Bir mouse gelsin. Mouse lazım. Kapattım bu konteksti. Konuşamadım. Konteksti. Set, show, mouse, kursoru seçiyorsunuz ve Get Player Controller'ı çağırıyorsunuz. Ne demek bu yaptığım? Get Player Controller karakter gibi düşünün. Bizim bir kontrolümüz var, bunu çağırıyor. Onun içinden mouse adlı, yani bizim bildiğimiz mouse'un set etme, yani açıp kapama işlemini bu şekilde çağırabiliyorsunuz. Çok basit bir şey. Direkt İngilizcesinden bile olayı çözebilirsiniz zaten. Aynı şekilde Remove from Parent'a da kapatsın. Hemen bunu böyle çok da karışık yapmayalım. Şunu biraz aşağı çekseydik. Biraz şöyle yapalım ki hayır oldu belli olsun. Bakın kapalı, açık. Tamam. Geldi mouse'umuz. Tabi burada böyle saçma sapan bir şey kaymasını istemiyoruz. Değil mi? Benim açıkçası çok da hoşuma gitmiyor onun kayması ama. Direkt mouse kapatabiliyor muyduk ya? Onu çok hatırlamıyorum ama. Ben kapatabiliyor diye hatırlıyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Güzel bir şey. Adamın yürümesini engellemeyelim isterseniz. Açık mı? Açık. Kapalı mı? Kapalı. Bakın. Mouse input. Gördünüz mü? Branch. If else yani. Buraları hızlı yapıyorum. Ders çok uzamasını istemiyorum. Çünkü zaten artık buraları biliyorsunuz. Bol bol artık branch işledik. Ben buraları o yüzden hızlı geçiyorum. Hani dersleri baştan izlemeniz çok önemli o yüzden. Kapalıysa çalışacak tabii. Kapalıysa çalışacak. Mouse'u oynatıyorum. Herhangi bir şekilde bir kalite hareket ettirebiliyorum. Dediğim gibi kapatmak istemedim onu. Aynı işlemi isterseniz oraya da uygulayabilirsiniz. Ama mouse hareket ettirebiliyorum bu şekilde ve ekran herhangi bir şekilde dönmüyor. Kapattığım an mouse hareketi neden kaybolmalı? Şimdi tapla kapatıp şey yaptığımızda her şey hoş güzel. İşimize yarayan bir olay oluyor ama buradan kapatmaya göre biz onu tabii ki de ayarlamadık. Haliyle olmaması da gerekiyordu zaten. Şimdi arkadaşlar burada bu şekilde bir şeye geçeceğiz. Ne yaptık? Kestu'yu öğrenmiştik. Kestu şuradaki işlemi, çünkü biz burada bir isopun yaptık değil mi, şöyle mi böyle mi, değil mi? Oradaki işlemi buradan yazalım. Buradaki olayı da artık bırakalım ve biz de rahat edelim. Nasıl yapacağız? Custom event ekliyorum. Close adında. Şu arkadaşları buraya çekiyorum. Ve burada sadece ve sadece close eventini çağırıyorum. Tamam. Aynı şekilde close eventini burada da çağırıyorum ve hiçbir şeyle uğraşmak zorunda kalmıyorum. Orada yaptığım işlem tamamıyla geçerli oluyor.
anlaşalım. Bence gayet güzel oldu. Tabii buradaki olayı isterseniz mouse'a tıklayınca, çünkü şaşıracağını fark edeceksiniz. Bir kendinize deneyin. Mouse'a tıklayın, şey yapın. Birden fazla kere tıklamanız gerekecek. O yüzden buraya bir tane branch koyarak. Eğer kapalıysa aç, açıksa kapatabilirsin şeklinde bir mevzuya gidebiliriz. Tamam. Çok basit bir şekilde her şeyi dengelemiş olduk ve gayet güzel oldu. Süper. Burada biraz uzun sürmüş olabilir. Çünkü envanter sistemi yapıyoruz. Madem hani artık yeni bu tarz şeyleri de yapalım. Hani bunları da tekrardan bir şey yapmak zorunda kalmayın. Envanterimiz açıldığında mouse'umuz hareket etmemesi gerekir. Yani mouse çıkması gerekir. Ekranımız hareket etmesin. Çünkü oyuncunun midesi bulanır. Yani olmaz o iş. Şimdi bundan sonraki derste de çok bahs dersini uzatmayacağım. 15 dakika, 16 dakika olmuş. Bundan sonraki derste de artık şuraya resimlerimizi, yani envanterimizin her şeyini bir yazdıralım. Ondan sonrasına artık bakarız. O zaman diğer derslerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.